Herkese tekrardan selamlar. Monitör öneri videosuna hoş geldiniz. Bugün 3000 lirayla 6000 lira arası olan monitörleri değerledim. Bir de bunun haricinde bir tane de 4K bir tane monitörümüz var. Videoya her videoda olduğu gibi şunu söyleyerek başlayacağım. Tasarımcılar bir monitör istiyorsa bu videoyu şu an terk etsinler. Çünkü bu videoda başlıktan da anlayacağınız gibi sadece oyuncu monitörlerine değineceğiz. İlk monitörümüzden başlayalım. Asus TUF Gaming'in bir monitörü. Zaten çok satılan bir monitör ve sürekli farklı varyasyonlarını piyasada görebiliyorsunuz. Ya 144Hz ya 165Hz. Ve panel tipi farklılaşmış konfigürasyonlarıyla piyasada da bulunuyor. 23.8 inç 1080p Full HD bir monitör bu. 1ms 165Hz var. Buradaki 1ms arkadaşlar saf 1ms, yani MRPT herhangi bir şekilde yok burada. Bu dediğim şey ne oluyor derseniz, özellikle Acer'ın monitörlerinde yaptığı ve bazı markalarında da 0.5ms yazdı ama aslında MRPT olan bir durum bu. Şimdi bu durum nedir? Bu durum arkadaşlar gerçek 1ms veya gerçek 0.5 olamaması durumudur. Bunu sağlayabilmesi için monitörün hem renginden hem de herz durumundan kısması anlamına gelir. Yani saf 1ms veya saf 0.5ms olmayan monitörler var. Fakat bu onlardan biri değil. Bunu belirteyim yani. Yani bir kelime oyunu falan yok aslında burada. Saf 1ms monitör arkadaşlar, bu dediğim gibi. Ha tabii ki şirketlerin algısı da olabilir. Şimdi belki bu fabrika çıkışı bize 1ms. Fakat gecikmesi gerçek hayatta 2ms, 3ms olabilir. Böyle problemler olabilir ki. Sizden monitör pazarında bilen bilir. Bu firmaların yazdığı 1ms veya 0.5ms veya hadi 0.1ms derlerinin gözle göremediğimiz için çok karşılaştırmalarda yapılamıyor. Yani maksimum işte 50-60x yavaşlandırılmış görüntüyle oynatacaksın da onu akıcı bir kara saniye oranında, anca o zaman farkı hissedebilirsiniz zaten. O yüzden bana kasa zaten bu 1ms ile 5ms arasında arkadaşlar hiçbir fark yok yani. Evet, bana kızacaklar olabilir fakat bize büyük ihtimal şu an önümüzde 1ms diye sattıkları şey de muhtemelen 4-5ms ile falan çalışıyordur yani, inanın bana. Her neyse. 165Hz bir panelle geliyor. Yenilemez olarak gayet iyi olduğunu söyleyebilirim yani. Bir sıkıntı yok. Burada özellikle RTX 3060'la falan çok rahat kullanabilirsiniz 1080p'de. Şey, AAA oyunlarda bile söylüyorum. FreeSync geliyor. AMD'nin sertifikası bulunuyor yani içinde. Ekrandaki yırtılmaların önüne geçmek için. VA panel kullanıyor. VA panelin IPS'ten kontrastının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çok siyah dengesinin çok koyu olduğu bir denge arıyorsanız. Doğru mu cümle kurdum bilmiyorum ama. Yani inşallah anlamışsınızdır. Yani daha koyu renkler istiyorsanız IPS'den daha iyi. Fakat görüş açısı tarafında da IPS VA'dan daha iyi. Ve genel renk kalitesi bakımında da IPS'in hem VA hem VLED hem de TN panelden çok daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ama VA'nın da dediğim gibi hem iyi kontrast, yani iyi doygunluk değerleri var Türkçeleştirirsek biraz da. Hem de iyi bir siyah dengesi var IPS'e göre. Monitör güzel, oyunculuk için alınır arkadaşlar. Ben öneriyorum. Hepsinin linkleri de açıklama kısmında olacak. Diğer monitörümüz EOS'in bir monitörü. Şimdi arada aslında evet, kağıt üzerinde neredeyse hiçbir fark yok. Fakat arkadaşlar şöyle bir fark var. Bu da gene VA'la geliyor. Fakat arkadaşlar bunda basit profesyonel tasarım amaçlı da kullanabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunda bir tek Asus'un bize sunduğu %100 sRGB var ki %100 sRGB falan tasarımcıların böyle çok umrunda olan değerler değil. Onlar genellikle 12-16 bit renk derinliğinden tutun işte renk yapabilme kapasitelerine falan kadar araştırdıkları için bunlar çok kafaya takmıyorlar sRGB falan. Fakat buradaki değerleri ben size söyleyeyim. Arkadaşlar %126 bir sRGB, %93 bir DCI-P3 renk kamutu, %94 bir Adobe RGB ve %96'da NTSC bulunuyor bu monitörün. Monitör bu konuda cidden iyi. Basit profesyonel amaçla tasarım yapacaksanız Photoshop'ta veya Adobe'de Illustrator'da işte bir logo falan çiziyorsanız arkadaşlar veya ne bileyim gibi şeylerle uğraşıyorsanız alınabilecek bir monitör. Onun haricinde oyunda da gayet iyidir. Buradan detaylarına da bakabilirsiniz. Bu arada bunların arkadaşlar çoğunun ön ve arka ayarı, yani tilt ayarı değil de daha doğru bir tabirle ön ve arkaya gidebiliyor. Monitörün eğim açıları var yani. Bunu belirtmem lazım. Sizden detaylı olarak buradan da bakarsınız. Bakın bunda da FreeSync Premium var. AMD tarafında da G-Sync kullanıyor. Bu arada arkadaşlar güncel monitörlerin hepsinde HDMI ve DisplayPort destekleri var. Bunlardan bahsetmiyorum. Şöyle bir dipnot bilgi söyleyeyim. Diğer hiçbir monitörde söylemeyeceğim. DisplayPort'tan pahalarsanız gerçek 165 Hz alabilirsiniz bu Asus monitörlerinde. Aynı şey EOS için de geçerli. Bazen HDMI'dan pahalayınca tam ekran yenileme hızı potansiyelini erişemeyebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka HDMI yerine DisplayPort'tan bağlamanızda fayda var. DisplayPort'un HDMI'dan çok daha iyi bir port olduğunu da söyleyebilirim. Hem doygunluk, hem kontrast, hem görüntü açısından, hem de ekran yenileme hızı açısından arkadaşlar DisplayPort HDMI'dan çok daha üstün. O yüzden benim size önerim DisplayPort'tan bağlamanız olacak. Hatta şöyle de bir bilgi vereyim. Bazı monitörlerde HDR olduğu için
ve bu bazı monitörler HDR'ı sadece DisplayPort çıkışıyla sağlıyor. O yüzden her türlü arkadaşlar güncel RTX olsun, güncel Aris serisi ekran kartı olsun, bunların zaten hepsinin DisplayPort çıkışı var. Monitörlerimizin hepsinde bir DisplayPort girişi var arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi DisplayPort'tan bağlarsanız daha iyi olur sizin için. Diğer bir monitörümüz, bakın dedik yani başta konfigürasyonları var diye. Aynı şeyin arkadaşlar IPS versiyonu. Biraz daha iyi görüntü kalitesi ve biraz daha iyi görüş açısı istiyorsanız, bu görüş açısı dediğim şeyde açıklık getirirsem şöyle bu durum. Sağdan bakınca da soldan bakınca da ekranda renklerde bir değişme olmuyor. Ben fotoğrafını basarım daha net anlamanız için, eğer anlamadıysanız. Kafanızı biraz sağa veya biraz sola kaydırdığınızda renklerde bir bozulma gerçekleşmiyor. Güzel bir monitöründür, alınır arkadaşlar. Zaten dediğim gibi bunun bir konfigürasyonu. Diğer bir monitörümüz Vivsonic'in QHD monitörü. Şimdi QHD nedir? 2560x1440p, yani kısacası 2K veya oyuncular tarafından adlandırılması gerekirse 1440p çözünürlüğe biz 2K çözünürlük diyoruz. Şimdi bu monitör 27 inçte 1080p olsaydı ben önermezdim. Çünkü arkadaşlar 27 inç cidden monitör için çok büyük bir ekran çözünürlüğü. 1920x1080'de arkadaşlar 27 inç bir monitör kullanılmaz. Çünkü pikseller çok göze batıyor. 27 inçli arkadaşlar ben 2K veririm. O yüzden arkadaşlar burada hiçbir 27 inç monitör bulamazsınız 1080p. 23.8, maksimum 25 inç alın 1080p için. Daha üzerine çıkacaksanız arkadaşlar zaten 27 almayın. Bakın bunda da aslında böyle bir sıkıntı var ama bu indirime giriyor. Bakın 27'yi ben o yüzden önermiyorum 1080p çözünürlükte. Çünkü arkadaşlar pikselleri çok geniş alana yaydıkları için 27 inçte büyüklük fazla olduğu için pikseller göze geliyor. Yani orada bir piksel olduğunu görüyorsunuz. O piksele, monitöre biraz yakından bakınca o pikseli görüyorsunuz. Yani bu bir sıkıntıdır 27 inçin kesinlikle 1080p çözünürlüğünde. Çünkü dediğim gibi çok göze batıyor büyük olduğu için. O yüzden 27 inç bir monitör alacaksanız minimum 2K yani 1440p çözünürlüğünde almanızda fayda var. Şimdi baktığımız zaman bunda da hem HDMI hem DisplayPort yongası bulunuyor. Standart bir parlak 165 Hz bir yenileme hızımız var. Baktığımız zaman curved bir monitör. Hafif bir kıvrımın olduğunu söyleyebilirim. Vivsonic'te zaten var. Şu kıvrım falan var. Burada bazı teknik özellikleri var. İşte bakıyorsunuz Vivsonic'e falan filan. Gördüğünüz gibi bakın burada da DP, DisplayPort olduğunu söyleyebiliriz. Monitörün burada kendi ayarları üzerinden yapabilecek hoparlör var. Hiçbiriniz kullanmayacağı için bunlara demiyorum. Hepiniz kulaklıkla kullanıyorsunuz zaten, bilgisayar kasalarına takanlar da, laptopla kullananlar da laptop hoparlörlerinden şey yapıyor. Bu arada bu gördüğünüz Asus'un arkadaşlar kendi ayarları var. Yani kendi yazılımı var. O yazılım üzerinden de monitörü kontrol edebiliyorsunuz, Asus TUF Gaming olanları. Bunu da buraya da dipnot bilgi olarak vereyim. Yani güzel monitör 2K. 2K'yı kimler alabilir? RTX 3060'tır. 3070 ekran kartı kullanıyorsanız, 1080p'de oyun oynamak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Çok diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Monitör zaten yana falan filan bükülen bir monitör maalesef değil zaten. Ekrandan da gördüğünüz gibi böyle çevirebileceğiniz bir monitör değil. Öyle chat ekranına falan döndürebileceğiniz bir monitör maalesef değil. Burada gördüğünüz gibi uygun seriler için şeyler sunulmuş size. Onlardan da alabilirsiniz isterseniz. Yani klasik bir oyuncu monitörü olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben ondan sonra ultra wide, yani ultra geniş açı isteyenler için bir monitör koydum. Bunun çözünürlüğü arkadaşlar özel bir çözünürlük. Ultra geniş açıda 2560 çözünürlüğümüz oluyor. Yani bunun 2560x1080p olduğunu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar 200 Hz. 200 Hz yenilemesi gayet güzel. Şimdi bu monitör türü aslında kimler için var? Genellikle video kurgulayanlar bunu çok kullanır. Ama tam video için de uyumlu değil. Çünkü dediğim gibi yani profesyonel bir şekilde video kurgularken lumetri color'la falan uğraşıyorsanız çok bir işinize yaramaz. Fakat işin bir de şöyle bir gerçeği var. Simülasyon oyunu oynayanlar, ETS2'den tutun özellikle Microsoft Flight Simulator X'e kadar, böyle simülasyon oyunları oynayanlar ultra wide, yani ultra geniş açı etrafını çevreleyen bir monitör isterler. Boy çok önemli değildir. En çok önemlidir bunlar için. O yüzden ultra wide monitörler var Asus tarafında da böyle ve ucuz fiyatlı ve 200 Hz olması güzel. Ve 1ms yani sonuç itibariyle. Yani eğer bir simülasyoncuysanız da veya daha doğru bir tabirle ultra wide bir geniş açı şey istiyorsanız da özellikle F1 oynayanlar çok tercih ediyor diye biliyorum ultra wide geniş açıya. Yani tam sebebini bilmiyorum ama herhalde daha geniş bir görüş açısına sahip oldukları için. Microsoft Flight Simulator X oynayanların da çoğu böyle monitörlerde oynuyor. İsteyenler alabilir. Ben kesinlikle tercih etmem hayatımda böyle bir monitör. Çünkü bana kalırsa tasarım cidden çok aptalca ama doğru zaman, doğru kişiler kullanıldığı zaman cidden harikalar yarattığını gördüm. Özellikle video kurgu tarafında falan milletin cidden çok işine yarıyormuş. Yabancı kanallardan da bunu gördüm arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmam. 300 kandile bir parlaklığı var. Yanlış hatırlamıyorsam da. Şuradan da arkadaşlar tilt ayarının olduğunu söyleyebilirim. Yani öne eğip arkaya eğilebiliyor. Bakın burada da
detaylı olarak bahsedilmiş. Gördüğünüz gibi 200 falan. HDR10 formatı destekliyor. Çok önemli değil bu HDR10 formatı. İşte burada %127 sRGB'den falan bahsedilmiş. Dediğim gibi çözünürlük 2560x1080. Evet, şimdi Hz olarak 240 Hz bir monitör isteyenler için, pardon, Hz olarak cidden çok yüksek Hz istiyorum ben. Uygun da bir fiyatı olsun derseniz Asus ROG Strix'in size 270 Hz 1ms IPS bu monitörünü önerebilirim arkadaşlar. Gene HDR10 desteği var ve gene dediğim gibi bu 270 Hz tarama hızına, yani yenileme hızına ulaşabilmek istiyorsanız DisplayPort'tan bağlama zorunluluğunuz var. DisplayPort'tan bağlarsanız iyi olur arkadaşlar sizin için. Şimdi 23.8 inç belki biraz küçük olabilir. Fakat arkadaşlar bana kalırsa cidden çok ideal bir monitör çözünürlüğü. E-spor gibi Valorant, CSGO oynuyorsanız arkadaşlar 270 Hz sizin için belki gereklilik olabilir. Yani ben çoğu kişinin o kadar refleksler olacağını düşünmüyorum. Yani 144 Hz ile 270 Hz arasındaki farkı cidden avantaja kullanabilecek. Yani cidden çok profesyonel oynuyorsanız ancak o amaçla kullanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi çılgın Hz istiyorum falan diyenler için bayağı bir ekranın kontrastını arttıran bir teknoloji olduğunu da söyleyebilirim. Yani ekrandaki renkler bayağı bir daha doygun oluyor. Daha canlı oluyor diyeyim, veya daha doğru bir tabirle. Yani bu açıdan da monitörün bu teknolojisinin olması güzel. Zaten ben size şu anda da veririm arkadaşlar. HDR, yani kısacası aslında kontrastı falan daha parlak, hatta daha doğru bir tabirle yüksek, geniş, yüksek bir şey olduğunu da söyleyebilirim. Ekranda zaten koyarım arkadaşlar ben şu an HDR'i. Yani çok daha böyle parlak ve canlı renk, kısacası en basit anlamıyla HDR'si sağlıyor. Güzel, yani güzel demiş. Bunlarda zaten arkadaşlar şeyin çok bir önemi yok. IPS, TN falan zaten. Özellikle şunun başlangıç monitörlerinde anlamı vardı da sonra zaten millet yazmayı da bırakmış. Yani ben videoyu kurgularken zaten eğer söylemediğim varsa yazarım ekranda hangi panel türünü kullanıyor diye. Ve son monitörümüz 4K bir monitör. Bu monitörü de anlatıp bırakıyoruz. Super Speed IPS bir monitör kullanıyor. Yani Super Speed demek aslında gecikme hızı en az demek. Burada onu şey yapmışlar. SS'in açılmış Super Speed demek. Hızlı demek. 4K Type-C çıkışının olması güzel burada. Type-C çıkışı çok monitörlerde bulunmayan bir şey. 4K'nın olması güzel. Saf bir native bir aslında 4K sunuyor bize. 1ms 144 Hz 28 inçle gelmesi güzel ama keşke 32 inç falan olsaymış, daha güzel olurmuş. Yani küçük 4K monitör isteyenler de alabilir. Gigabyte zaten arkadaşlar monitör tarafında üst seviye işlerinin cidden başarılı olduğunu söyleyebilirim. İsteyen alabilir gönül rahatlığıyla. Yani ben çok bir şey demeyeceğim. Buradan da detaylarına bakacak olursak işte IPS bir teknoloji kullanmışlar. 4K'da bir zahmet onu kullansınlar. 1ms de bir şey var. Gecikmesi var. 300 kandela parlaklığı var. Alıp kullanabilirsiniz. Aslında tasarım için bile kullanabilirsiniz. Alabileceğiniz bir monitör olduğunu söyleyeyim. 4K bir görüntü falan işlemek istiyorsanız kesinlikle bunu da gidip alabilirsiniz. Ha, bu fiyata Asus'un ProArt monitörleri de var. Biraz daha ucuza bulabilirsiniz. Onlar da özellikle ikinci elden 4K'sını bulursanız ikinci elden bu fiyata. Gidip tabii ki tasarımcıysanız Asus'un ProArt modellerine de bakmanızda fayda var. Çünkü zaten ProArt adından anlaşılacağı üzere tam tasarımcılar ve görsel veya grafikerler için özelleştirilmiş bir seri. Bu videoluk benden bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.